2022'de birinci sezonuyla ilk kez bizimle buluşan dizi, yerli yapımlarda pek sık görmediğimiz zaman yolculuğu konusunu işleyerek bizleri yıldan yıla atladığımız, gizemlerin peşinden koştuğumuz, tarihi bir yolculuk yaptırmıştı. 12 Eylül'de tekrardan ikinci sezonuyla aramıza dönmeye hazırlanan dizinin karışık alay örgüsünde neler yaşandığını gelin hep birlikte bakalım. Otel 1892'de inşa edildi. Manyak bir tarihi var buranın. <laughs> bir bilseniz. <laughs> Bir gün gazeteci Esra Perapalas Oteli'nin 130. yılı sebebiyle bir yazı hazırlaması için görevlendirilir. Esra Palas'a gittiğinde onu otelin müdürü Ahmet karşılar. Ahmet Esra'ya Atatürk'ün 1919'da kaldığı odayı gösterdiği sırada P harfi işlenmiş bir mendil görürler. Ahmet bu mendilin sahibinin o yıllarda Atatürk'ü seven ve onu İngilizlerin planladığı bir suikasttan kurtaran, ayrıca Perapalas'ın işgal yıllarındaki sahibinin yeğeni olan Peride adında bir kadın olduğunu söyler ve ardından Agatha Christie'nin Doğu Ekspresi'ne cinayeti yazdığı 411 numaralı odayı gezerlerken Ahmet, Agatha'nın bu odada kalırken tam 11 gün sırra kadem bastığını, kimsenin nereye kaybolduğunu bilmediğini, sadece odayı ararlarken eski bir anahtar bulunduğundan Esra'ya bahseder. Daha sonra Esra otel hakkındaki yazısını yazarken Ahmet gelip 3 hafta izne çıkacağını haber verir ve bahsettiği anahtarı Esra'ya gösterir. Ahmet gidince Esra odasına çıktığında sehpanın üstüne bu anahtarın aynısını görür. Anahtarı Ahmet'in gitmeden bıraktığını düşünür ve hemen onu alıp 411 numaralı odaya gider. Tam saat 12'yi vurduğunda birden odada bir sarsıntı meydana gelir. Esra neler olduğunu anlamak için dışarıya çıktığında 1919 senesinde olduğunu görür. Bu sırada ise Ahmet parmaklarının morardığını fark eder. Hemen Perapalasa gittiğinde Esra'nın odayı keşfettiğini anlayınca o da kendi anahtarını kullanıp 1919 senesine gelir. Esra ise bir gece kulübü işletmecisi olan Halit'in İngilizler tarafından Atatürk'e suikast girişimi için görevlendirildiğini öğrenir. Mustafa Kemal e Tam bu sırada da Ahmet Esra'yı bulur. Ancak Halit gözetlendiklerini anlayınca ikisinin peşine düşer. Esra ile Ahmet bir odaya saklanırlarken Halit tıpkı Esra'ya benzediği için Peride'yi Esra sanır. Peride'nin 411 numaralı odaya girdiğini görünce peşinden gider. Halit'in gittiğini duyan Esra ve Ahmet ise kendi zamanlarına dönmek için 411'e gelirler. Ancak saat 12'yi vurduğunda geri dönemezler. Ahmet bir şeylerin ters gittiğini anladığı anda Peride'nin banyoda öldüğünü görür. Peri de engelleyemeyecek. Bu ne demek farkında mısın? Mustafa Kemal 16 Mayıs günü o gemiye sağ salim binemezse... ...kurtuluş savaşı başlamayacak. Cumhuriyet kurulmayacak. Türkiye de bir ülke olmayacak. Peride'nin ölümü hem Atatürk'ü hem de ülkenin geleceğini etkileyeceği için bu suikastı önlemek Ahmet ve Esra'ya kalır. Bu yüzden Esra, Peride'nin yerine geçerek onun suikast hakkına neler bulduğunu, ailesinin kim olduğunu öğrenmek için Peride'nin evine gider. Burada Peride'nin eşinin öldüğünü ve Leyla adına bir kızı olduğunu, babası Naim'in ise Halit ve İngilizlerle dost olduğunu öğrenir. Ayrıca Peride'nin günlüğünü bulur. Öğrendiklerini ve bulduğu günlüğü doğrudan Ahmet'e götürür. Ardından Halit hakkında daha fazla şey öğrenmek için onun işlettiği bara gider. Siz kimsiniz? Göründüğünüz gibi üç kağıtçı bir harp zengini sadece? Yoksa bir katil mi? Ahmet ise günlüğü okurken biri sessizce gelip Ahmet'i bayıltır ve günlüğü ele geçirir. Esra otele geri döndüğünde ise Ahmet'in baygın olduğunu görür. Ahmet kendine geldiğinde günlüğün çalındığını fark eder. Esra'ya peridenin anahtarının katilin eline geçip geçmediğini öğrenmeleri için ondan anahtarı bulmasını ister. Esra anahtarı aramaya peridenin evine giderken Ahmet ise otelde günlüğü kimin çaldığını araştırmaya başlar. Esra peride olarak eve gidince peridenin babası Naim geç saatlere kadar dışarıda kalıp eve geç geldiği için Esra'yı kızar. Aralarına çıkan bir tartışma sonucu Naim peride sandığı Esra'yı evden kovar. Esra evden ayrılmadan önce peridenin elbisesinin cebine bir kağıt bulur. Bunu Ahmet'e getirir. Ahmet bunun Halit ile İngilizlerin Atatürk'e bir suikast hazırlığında olduğunu ve bu konu hakkında daha çok şey öğrenmek isterse kendisini Halit'in barında bulabileceğine dair Fahrettin adına birinin notu olduğunu söyler. Ancak bu sırada Fahrettin çoktan Halit ve İngilizler tarafından yakalanmıştır. Esra hem Halit'e yakın olmak için hem de barda neler döndüğünü öğrenmek için Peride'nin evden atılmasını kullanarak Halit'ten iş ister. Halit onu işe alır ve genel ev sahibi Madame Elen'in yanında kalacak bir yer bulur. Diğer yandan ise Ahmet Peride'nin günlüğünü bulur bulmaz Esra'ya gidip günlüğün Fahrettin'in odasından çıktığını, Peride'nin otelde istenilen zamana gidebilen başka bir geçit bulduğundan günlükte bahsettiğini anlatır ve Esra'dan Fahrettin'i bulmasını ister. Pera Palas'taki geçitlerin sadece benim bildiğim birkaç odadan ibaret olduğunu zannediyordum. Ama diğerlerinden farklı seni istediğin zamana gönderen başka bir geçit varmış. Kendisi ise arkadaşı Dimitri'yi bulmaya gider. Esra Halit'in barına gidip gizli bir oda bulur ve burada Fahrettin'le karşılaşır. Esra Fahrettin'den suikastın ayrıntılarını öğrenir. Ardından Fahrettin Esra'dan Halit'in abisi Osman'a haber vermesini, kardeşinin nasıl bir insan olduğunu ona anlatmasını istediği sırada Halit tarafından vurulur. Bu sırada ise Ahmet Dimitri'nin evine gelir. Burada Perapalas'taki odalara ait bir sürü anahtar bulduğu anda Dimitri'ye yakalanır. Ahmet, Dimitri'ye Pera isenilen zamana gidilen geçidi sorar. Dimitri bu geçit hakkında önce ona göstermesi gereken çok önemli bir şey olduğunu söyleyip Ahmet'i bir mağaraya kapatır. Sana söyler miyim Aptal Ahmet, Dimitri'nin ona oyunu oynadığını anlayınca oradan çıkmaya çalışırken Esra, Halit hakkında bir şeyler öğrenmek için abisi Osman'a gider. Osman Esra'ya suikast hakkında bildiklerini ona anlatması karşılığında Peride'nin babası Naim'in İngilizlerin mühimmatlarını saklamaları için tahsis ettiği deponun yerini söylemesini isteyince Esra Naim'i takip ederek deponun yerini öğrenir. Ahmet ise sonunda Perepalasa dönmeyi başarır. Esra'dan deponun yerini öğrenen Osman ve arkadaşları depoya gidip silahları aldıkları sırada Halit gelince aralarına bir anlaşmazlık yaşanır. Esra Osman'dan bir haber alamayınca Halit'i liman kenarındaki bir depoya kadar takip eder. Esra Halit'in burada Atatürk'ün arkadaşlarından Cevat'a Anadolu'ya götürmesi için silah verdiğini öğrenince onun aslında hain olmadığını anlar. Abimle Fahrettin'in tek derdi paraydı. Maksatları silahları satıp voleyi vurmaktı. Fahrettin benim gibi direnişçileri İngilizlere satıyordu. Diğer yandan ise Dimitri Ahmet ve Esra'ya gelip Halit'in Peride'nin öldüğü gün odasından çıktığını gördüğünü, katilinin o olabileceğini haber verir. Daha sonra Esra Halit'e Peride'yi neden öldürdüğünü sorduğunda, aslında onu öldürmediğini, odasına gittiğinde içeriden bir takım bari sesi duyduğunu, ne olduğuna bakmak için yan odanın balkonundan 411'e girip Peride'yi ölmüş olarak bulduğunu anlatır ve Peride'nin yanında bir yüzük bulduğunu söyler. Ayrıca Esra'nın Peride olmadığını çoktan bildiğini, olsa olsa ikiz kardeşi olabileceğini ekler. Peride, esasen Naim Efendi'nin kızı değilmiş. Bu otelin açıldığı seni bir odada terk edilmiş bir bebek bulunmuş. İşte peri de o bebekmiş. Ve Esra'ya gerçekte kim olduğunu sorar. Esra ise yüzüğü getirmesini ister. Ertesi sabah Halit'ten yüzüğü alan Esra doğrudan onu Ahmet'e gösterir. Ahmet ise yüzüğün Perapalas'ta çalışan annesi Sonya'ya ait olduğunu söyler. Yüzüğü Sonya'ya gösterdiklerinde ise ondan eskiden Rus prensesi olduğu için yüzüğün aile yadigarı olduğunu, iki sene önce İstanbul'a ilk geldiğinde bir rehineciye sattığını öğrenirler. Bu sefer de doğrudan rehineciye gittiklerinde ise o yüzüğün hiç satılmadığını, aynı yüzükten iki tane olduğunu fark ederler. Suikastı düzenleyen İngiliz subayı George, Halit'in ona ihanet ettiğini anlar. Perideden kurtulmak için Sonya'yı eski hayatını geri kazandıracağı vaadiyle kandırarak perideyi öldürmesini ister. Halit'e ise yeni silahları depoya koydukları bilgisini verince, Halit arkadaşlarıyla depoya gittiğinde polis Reşat'ın baskınına uğrar. Reşat padişah yalnız olduğu için Halit silahları Anadolu'ya kaçıracağından dolayı onu tutuklar. Padişah'a ihanet etmeyecektin Halit. Dimitri ise Ahmet'in elindeki Sonya'ya ait olan yüzüğü görüp Peride'nin öldüğü gece Sonya'yı hamile bir şekilde boynunda bu yüzükle gördüğünü söyler. O sırada ise Sonya, George'dan aldığı talimatla Esra'yı öldürmeye çalışır. Ahmet hemen Sonya'yı engel olmaya gider ve Esra'yı kurtarmayı başarır. Daha önce de Sonya Ahmet'e hamileyken Ahmet'in babası Halit tarafından terk edilince aralarındaki engeli kaldırmak için Sonya Dimitri'nin geçidini kullanıp 1920'den 1919'a gelerek Peride'yi öldürmüştür. Ayrıca Ahmet'i bayıltıp Peride'nin günlüğünü ve anahtarını çalan da Sonya olduğu ortaya çıkınca, gelecekteki Sonya'nın nasıl 1919'a geldiği de bu şekilde anlaşılır. Esra Sonya'dan Reşat'ın da George için çalıştığını öğrenince hemen suikastı durdurmayı ikna etmek için Reşat'a gider ve ona geleceği bildiği için Atatürk olmazsa ülkeyi kaybedeceklerini söyleyerek sonunda onu ikna etmeyi başarır. Ama bu ülkeyi kurtarabilecek tek insan o. Eğer bugün ölürse bu dünya üzerinde bir yerimiz kalmayacak. Kendi dilimizi konuşmamız bile yasak olacak. Reşat, bandırma gemisine bir bomba olduğunu söyleyince, bombayı etkisiz hale getirmek için Halit'i de nezarethaneden çıkarıp doğrudan gemiye giderler ve bombayı bulup Atatürk'ü kurtarırlar. Bu vatan sizin gibi evlatları olduğu için çok şanslı. Nihayet Ahmet ve Esra günümüze dönmek için 411 numaralı odaya giderler. Saat 12'yi vurduğunda geldikleri yıl 1995'tir. Burada bir bebek bulurlar. Bebeğin üzerine bir anahtar ve Madame Eleni'nin kucağında bir bebek de olan arkasına not yazılı fotoğrafı görünce Ahmet, o yıllarda kimsesiz bir bebek bulunduğunu hatırlayınca o bebeğin Esra'nın kendisi olduğunu söyler. Sensin bu. Ha? Bu sezonda Atatürk'ü kurtarıp ülkenin geleceğini de bir felaketin eşinden döndüren Esra ve Ahmet'i, ikinci sezonda ise fragmandan anlaşıldığı üzere Esra'nın geçmişini araştırırken göreceğiz gibi duruyor. Annem bulmamı istiyor demek ki Kader. Kader işi gücü bıraktı senin çocukluk travmalarını mı çözecek? Siz diziyi beğendiniz mi? Yerli yapımlara bu tür fantastik konuları yakıştırıyor musunuz? Başarılı buluyor musunuz? Yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.